Değerli izleyenler, Kanal E, Kanal Fırat ekranlarına, Fırat Masası programına hoş geldiniz. Bugün yine çok değerli bir canlı yayın. Konuğumuz bizlerle İnönü Üniversitesi'nde öğretim görevlisi İbrahim Uzunoğlu bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Sağ ol kızım. Nasılsınız hocam? Hamdolsun, sizler de iyisiniz. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Allah iyilik versin. Hocam bugün oldukça önemli bir gün, 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet. Zafer'in 102. yıl dönümü. Peki 102 yıl önce neler yaşandı, neler söylemek istersiniz bu noktada? Evet, öncelikle şahsınızda Kanal Fırat yöneticilerine ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü medya tarihi ve milli günleri, bayramlarımızı unutmamalı. Siz de unutmadınız, böyle önemli bir günde 102 yıl sonra ceddinizi hatırladınız. Asım'ın nesli olduğunuzu ispatladınız. Şahsınızda Kanal Fırat çalışanlarına ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl bir milletmişiz, gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz, kapkaranlıkken afakı insaniyetin nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin, his yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin, hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Evet kızım, biz 102 yıl önce böyle değildik. Böyle değildik. 102 yıl önce bu ülkenin bağımsızlığı için, hürriyeti için, özgürlüğü için 7'sinden 70'ine, 15'lisinden 80 yaşındaki aksaçlımıza, ninemize kadar bu ülkenin bağımsızlığı için, birlik ve beraberliği için, özgürlüğü için evini barkını terk eden insanlardık. Mehmetlerdik, Mehmetçiklerdik. Zira 102 yıl önce Osmanlı'nın lime lime edildiği, Balkan Harbi'nin yeniktiği, üzerimizden atılmadan arka arkaya savaşların devam ettiği bir süreç yaşıyoruz. Genç nüfusumuz cephelerde heder edilmiş. Balkan Harbi, Trablusgarp, Yemen, Kutul Amare, Çanakkale, İstiklal Harbi ve Milli Mücadele yılları. Nüfusumuz 11 milyona düşmüş. Batı'nın taşeron örgütü dediğimiz, taşeron devleti dediğimiz Yunanistan ve Yunanlı palikaryalar Anadolu üzerindeki emellerini şark politikasından alıyorlardı. 1662 Vatikan Kardinaller Meclisi'nde alınan bir karar gereği Türkler geldikleri coğrafyaya, yani Orta Asya steplerine gönderilmeliydi. 1662'de Vatikan'da dünyadaki bütün Ortodoks, Katolik ve Protestanların devlet başkanları, think tank kuruluşlarının, demokratik kitle örgütlerinin bugünkü tabiriyle yöneticileri bir büyük bir toplantı yapıyorlar kızım. Bu toplantıda Haçlı seferlerinin nasıl bir süreçle devam edeceği kararı alınıyor. Türkler geldikleri coğrafyaya, Orta Asya steplerine gönderilene kadar Haçlı seferleri devam ettirilecektir. Azınlıkların, şimdiki azınlıkların ayaklanmaları, milliyetçilik duygularıyla kendi devletlerini kurma sevdaları, şimdiki Rum, Ermeni, tebaamız, komşularımız, arkadaşlarımız, tüccarlarımız, esnaflarımız, bizim Ermenilerle, Rumlarla hiçbir problemimiz yoktu. Osmanlı'yla çok iyi geçiniyorlardı ama Osmanlı'nın zayıf bir sürecinde ayaklanmaları başladı. Zararlı cemiyetler arka arkaya dernekler kurmaya başladılar Osmanlı'yı yıkmak için. Başardılar da. Hasta adam ilan edilen Osmanlı, Sevr, Mondros imzalanarak lime lime edildi. Evet. Bu şartlarda Atatürk milli mücadeleyi başlatmak zorundaydı. Çünkü Anadolu'ya sıkıştırılmıştık. İzmir'e çıkarma yapan Yunan orduları Kütahya, Eskişehir, Polatlı, Haymana, Ankara yakınlarına kadar adım adım
ilerliyorlardı. Akif gezdiği yerlerde gördüğü manzarayı şöyle anlatıyordu. Diyordu ki Yunanlılar o kadar acımasızca geliyorlar ki, acımasız bir savaş yapıyorlar ki, savaşında bir ahlakı vardır, savaşında bir namusu vardır, savaşında bir kuralı vardır. Bugün İsrail'in soykırım yaptığı gibi. Çocuklar öldürülüyor, kadınlar öldürülüyor, ilaç yok, mama yok, su yok. Dün de öyleydi. Peksimet yapıyordu kadınlarımız Anadolu'da, Mehmetçiklerimize ekmek yetiştirmek için. Anadolu'nun eli öpülesin nasırlı analarımız, Ayşelerimiz, Fatmalarımız kanlılarla cepheye mermi taşıyor ve Mehmetçiklerimize ekmek yetiştirmeye çalışıyorlardı. Arpa unundan ekmekler yapılıyordu. Çünkü Anadolu'da çift sürecek kimse kalmamıştı. Erkekler hep cephede. Akif Çankırı'nın Kızılkaya köyüne gidiyor. Çünkü İstiklal Harbi'nde milleti cepheye göndermesi gereken bir Akif var. Cephede Mehmetçik mitralyoz gibi, cami hutbelerinde Akif mitralyoz gibi. Çeşmenin başında 10-15 tane çocuk var. Oğlum adın ne? Ali. Baban nerede? Çanakkale'de şehit oldu. Kızım adın ne? Ayşe. Baban nerede? Çanakkale'de şehit oldu. Oğlum adın ne? Ahmet. Baban nerede? Çanakkale'de şehit oldu. 16 çocuğun 16'sına soruyor hepsinin babası. Hı hı. Ya Çanakkale'de şehit olmuş ya mevcut Yunanlarla yapılan savaşta devletimizi, milletimizi korumak için cephededir. O sırada bastonuna yaslana gelen bir yaşlı Türk anası, ninesi Akif'e yaklaşır, selam verir. Evlat nereden geliyorsun der. Cepheden geliyorum ana der. Ordumuzun durumu nedir der. İnşallah kazanacağız ana, dua edin der. Bu yanınızdaki çocuklar kim der. 3 tane çocuğu vardır anamızın. Biri kundaktadır. Bu yanımdakiler Çanakkale'de şehit olan 2 oğlumun çocuklarıdır. Bu 3. oğlumun, şu anda cephede savaşan oğlumun çocuğu, sırtındaki torunum diyor. Allah'ıma dua ediyorum ki inşallah 3. evladım da bu vatan için şehit olur. Yeter ki bu topraklar vatanımız düşman çizmeleri altında çiğnenmesin diyor. Bu analar Türk anasıydı. Mehmetçikleri doğuran analar bunlardı. Bunlar helal süt emmiş analardı ve helal evlatlar doğurmuşlardı. Şehitliğe bunlar koşacaktı. Anadolu'nun Mehmetleri, isimsiz kahramanlar, kahraman Asya ordularının Cihangir torunları, Asım'ın nesli koşacaktı. Asım'ın nesli diyordum, nesilmiş gerçek. İşte çiğnetmedi, namusunu çiğnetmeyecek. Kızım Anadolu baştan başa kavrulmaktadır, yanmaktadır. Yunanlara dünyanın her tarafından yardım yağmaktadır. Türkler ümitsizce savaşmaktadırlar. Elimizde yeteri kadar silahımız, lojistiğimiz, malzememiz, genç askerimiz yok. Çünkü ordu çok yorgundur. Biraz önce konuşmamın başında belirttiğim gibi sırasıyla savaşlar arka arkaya devam etmektedir. Sadece biz Anadolu'yu korumuyoruz. Sadece Misak-ı Milli'yi korumuyoruz. Sadece kendi vatanımızı, İzmir'imizi, Kütahya'mızı, Eskişehir'imizi, Ankara'mızı, Polatlı'mızı korumuyoruz. Maraş'ımızı, Antep'imizi, Urfa'mızı korumuyoruz. Urfalı, Urfa'yı Şanlıurfa yapabilmiş. Maraş'tı, Maraş'ı Kahramanmaraş yapabilmiş. Antepli Şahin Bey'le beraber Antep'imizi Gaziantep yapabilmiş. Savaş devam etse her şehrimizin başına bir ünvan koyulacak, bir sıfat koyulacak. Ya kahraman, ya işte Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep, her birinin başına bir güzel ünvan alacak Anadolu'muzun güzel şehirleri. Anadolu bu şekilde farklı zaruret içerisinde bir milli mücadele yaparken Atatürk'ün yanında yer alan silah arkadaşları Atatürk'le beraber son damla kana kadar savaşacaklarına and içmeselerdi biz bugün burada yoktuk. Çünkü
Haymana'dan ve Polatlı yakınlarından top sesleri geldiğinde başkentin Kayseri'ye çekilmesi planlanıyor. Atatürk arkadaşlarına diyor ki, eğer içinizde korkanınız varsa çekilip gidebilirsiniz diyor. Evlerinize dönebilirsiniz. Ben tek kalsam da bu vatan savunmasında bir elime mavzerimi, bir elime bayrağımı alıp kendimi bayrağıma sarıp Elma Dağı'na çıkacağım. Düşmanla tek başıma savaşacağım. Ne oldu da bugün cumaydı, bugün cuma hutbesinde Atatürk'ümün adı niye yok? Buradan devletimizi yönetenleri uyarıyorum ben. Yani zaferler ayı bu ay. Ağustos ayı zaferler ayı. 1071'de Malazgirt'te Roman Diyojen'i esir alan, Anadolu'ya Türklerin kapısını açan Alparslan'la Anadolu'yu Türklere hakiki vatan olarak tapusunu, kapısını kilitleyen de Atatürk'tür. Mehmetçik'tir. Silah arkadaşlarıdır. Şehitlerimizdir. Gazilerimizdir. Keşke Yunan kazansaydı mantığıyla hareket edenlerin psikolojik savaşıyla Türk devletine psikolojik savaş yapanların arkasındaki genetik yapılar araştırılsın. Bunlar Avrupa Birlikçi, NATO'cu, Amerikancı, İsrailci, küresel güçlerin adamlarıdır. Bugün Yüce Türk Devleti'nden beklenen bu cuma hutbesinde 30 Ağustos'un adını resmen koymaktı. Bugün 30 Ağustos. Bugün başka gün değil. Başka günleri bugün anamazsınız. Yani tamam 30 Ağustos, 26 Ağustos zaferler ayımız. Hemşerimiz, ağanlı hemşerimiz, destanlar şairi Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu öyle diyor. Malazgirt Marşı şiirinde. Kızım müsaadenle okuyabilir miyim? Tabii ki de hocam. Aylardan Ağustos, günlerden cuma. Gün doğmadan evvel iklimi Rum'a. Bozkurtlar ordusu geçti hücuma. Yeni bir şevk ile gürledi gökler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Önde yalın kılıç Türkmen başbuğu. Ardında Oğuz'un 50 bin tuğu. Andırır Altaylardan kopan bir çığ. Budur peygamberin övdüğü Türkler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Türk ulu tanrının soylu gözdesi. Malazgirt Bizans'ın Türk'e secdesi. Bu ses insanlığın hakka müjdesi. Bu seste birleşir bütün yürekler. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Yiğitler kan döker bayrak solmaya. Anadolu başlar vatan olmaya. Kızıl elmaya, hey kızıl elmaya. En güzel marşını vurmada mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Şimdi kızıl elma nedir? Türklerin kızıl elma ülküsü olmasaydı biz Malazgirt'te 50 bin kişiyle Roman Diyojen'i esir edemezdik. Allah ve Resulüne bende olmuş bir millet. Allah ve Resulünü canından çok seven bir millet. Cihadı en iyi başarabilen bir millet. Şehadete en iyi koşan bir millet. Asım'ın nesli bir millet. Size sesleniyor genç diye Akif. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Güzel kızım, akın çok kötü geliyordu. Hayasızca geliyordu Yunanlı palikaryalar. Kazıklı voyvodaların, Pierre Lermitlerin, batılı emperyal güçlerin, küresel güçlerin, Amerika'nın, Britanya'nın, İngiltere'nin, Avrupa'nın güçlü devletlerinin kiralık katil devleti, Yunan askerleri, Ayşelerimizin, Fatmalarımızın namusunu lekeliyorlardı. Onun için Akif diyordu ki, arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Bu millet hep namusu için yaşamıştır. Bayrağı için yaşamıştır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz ölmeye hazır namzet bir milletin evlatlarıyız.
Kızılelma ülkümüz buradan geliyor. Akif diyor ki Eskişehir'e gittim, Kütahya'ya gittim. Kayalıklar denilen bir bölgeye gittim diyor. Oradan aşağı kadınlarımız kendilerini aşağı atmışlar. Namusları lekelenen Ayşeler, Fatmalar, Anadolu'nun garip anaları. Kocaları askerde, oğulları askerde, Mehmetçik askerde, köyünü koruyacak kimsesi yok. Dirgenle, sabanla düşmana karşı bıçakla, derheyle savaşıyor. Yunan palikaryalarının çocuklarını doğurmamak için analarımız intihar ediyor kızım. Ölmeyenlerin iniltileri geliyor diyor kayalıklarda. Kuyuların başında diyor, kuyuların içerisinde inilti sesleri geliyordu. Analar kendilerini oradan aşağı atmışlar, genç kızlarımız, genç gelinlerimiz. Anadolu sadece toprakları işgal altında değildi. Mahremi işgal altındaydı. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ezan durdurulmak için Yunan çıkmıştı Anadolu'ya, İzmir'e. Bunun için mi bugün Atatürk'e bir Fatiha okuyamadınız? Çanakkale şehitlerinin, İstiklal Harbi şehitlerinin, Milli Mücadele şehitlerinin vatan yaptığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden en yüksek maaşı alan Diyanet İşleri Başkanı, zırhlı araçla gezen, Kayseri'ye zırhlı aracını gönderiyor, Van'a niye gönderiyor? Zaten uçakla gidiyorsun. Helal mi bu sana? Kulak yok mu burada? Beytülmal yok mu burada? He? Hani Peygamber Efendimiz'in bir hırkası vardı deyip hüngür hüngür ağlıyordunuz? İki kelimeyi öğretemediniz bu milletin çocuklarına. Bu kadar İmam Hatip Lisesi, İlahiyat Fakültesi var. Temizlik imandandır. Yollara bakın, pet şişe, bira şişesi. Piknik yerlerine bakın, göllere bakın, ırmaklara bakın. Hani ya bu güzel İslam dininin güzel iki kelimesini niye öğretemediniz? Temizlik imandandır. Neyi öğrettiniz? FETÖ'yü, 40. Koca'yı, 1. Koca'yı, İbrahim Koca'yı, Ali Koca'yı, Said-i Nursi'yi, bilmem neyi. Ya Allah ve Resulü'nü öğretin, iki kaynağı öğretin, Kur'an ve sünneti öğretin, vatan sevgisini öğretin, anne baba sevgisini öğretin. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Altı kelime. Peygamberimizin hadis-i şerifi bu. Hani ahlak kızım? He? Bu televizyonlardaki bu dizilerle mi biz bu vatanı yedi düvele karşı dün koruduğumuz gibi koruyabileceğiz? Allah bu millete bir kez daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyen Akif, bugün sağ olsaydı ne yapardı acaba ya? Kahrından ölürdü. Bu nesil benim neslim mi? Bu millet benim milletim mi? Bayrağı uğruna, dini mübin uğruna şehadete koşan Necip millet bu mu? Asım'ın nesli bu mu derdi? Tarih yazanların, güzel kızım, tarih yazanların tarih yapanlara sadakati farzdır. Vacip, sünnet, münnet değildir, farzdır. Milli bayramlarımızı canı gönülden anmak farzdır. Anadolu son kaledir kızım, buyur. Bu bilinci zamanla kaybettik mi? Şimdi siz çok sistemlisiniz bu noktada. Evet. Bu Anadolu topraklarının, Türk topraklarının kazandırıldığı bilincini zamanla yitirdik mi? Şimdi bugün de hutbeyle ilgili. Evet, vatansızlar, vatansızlar bizi vatanımızdan edecek, doğuştan vatansızlar. Kripto, doğuştan vatansızlar var. 15 Temmuz'da görmedik mi bunu? Gazi Meclisi bombalamadılar mı? Bulsalardı Cumhurbaşkanı öldürmeyecekler miydi? Halkın üstüne bomba yağdırmadılar mı? Biz Yunanistan'da bir Yunan pilotunu, MIT yıllarca çalışsın acaba kandırıp Yunan parlamentosunu, Yunanlı bir yaşlı ninenin üstünü bombalatabilir mi? Biz İsrailli bir pilot üzerinde yıllarca çalışma yapsak İsrail parlamentosunu bombalattırabilir miyiz? Atatürk bunun için önemlidir. Milli birlik ve beraberlik bunun için önemlidir. Kur'an ve sünnet bunun için önemlidir. Bunun ikisinin dışındaki her kaynak bu devleti bölmeye matuf, küresel güçlerin, misyonerlerin, CIA'nin, arzumel politikacılarının, İngiliz Anglikan Kilisesi'nin, Yunanlısının, Ermenisinin, Rumunun, Fransızının bir fiil bütün Türk düşmanlarının Anadolu üzerindeki son emelleridir.
Onun için Atatürkçü bir neslin devamı şarttır. Milliyetçi bir neslin devamı şarttır. Bayrağını canından çok seven bir neslin devamı şarttır. Ezan-ı Muhammedi için şehadete koşacak bir neslin devamı şarttır güzel kızım. Akif diyor ki, Yunanlılar bir rötör ajansıyla bir haber geçtiler. Polatlı, Yunan askerleri Polatlı yakınlarında Ankara düşmek üzere. Ankara'da bir kokteyli verecekler Yunanlılar. Şampanya patlatacaklar. Dünyadaki bütün Hristiyanların papazlarını Ankara'ya davet ediyorlar. Diyanet İşleri Başkanı Elazığ'dan Kanal Fırat vasıtasıyla bu sese kulak ver. Kulak ver ve Atatürk şu an şampanya patlatacaklar. Zira o tarihte Sakarya Irmağı'nın doğusunda ümitsizce savaşan Türkler eğer savaşı Allah göstermesin kaybetmiş olsalardı dünyada hür ve müstakil tek bir devlet kalmayacaktı. Zaten yoktu. Hep esirdi. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı, milli mücadele aşkı, mazlum milletleri, garip milletleri, emperyalizmin boyunduruğunda inim inim inlettirilen İslam aleminde bir ışık yaktı. Bağımsızlık ışığı. Atatürk hepsi borçludur, bütün İslam ülkeleri. Kızım siz bugün burada yayın yapabiliyorsanız Atatürk'e borçlusunuz. Atatürk Cumhuriyeti ilan etmeseydi, laikliği getirmeseydi, her ilde 10 tane Taliban vari cemaat tarikat olurdu. Onlar da Ayşeleri, Fatmaları evine hapseder. Hiçbir kızımız okuyamazdı. Hiçbir kızımız kocasıyla bir parkta oturamazdı. Çocuklarıyla bir tiyatroya, sinemaya gidemezdi. Ya arkadaş, lekün dinüşün veliyeti. Sizin dininiz de bizim dinimiz. Evet. Bu Atatürk'ü dinsiz zannedip de kendilerini dindar zannedenler, Atatürk'ü sarhoş zannedip de kendilerini dindar zannedenler, Atatürk'ün haramı kendisine. Ben kulak yiyorum, devlet malı yiyorum, milyar dolarlığım, devleti hortumlamışım. Benim haramım bütün 85 milyonu ilgilendiriyor. Atatürk işmiş, bilmem ne etmiş. Bunlar basit şeyler. Her ilde en az 10 tane Taliban olurdu kızım bu ülkede. Bugün okuyan her Türk kızı, her Türk kadını Atatürk'e, Cumhuriyet'e, laikliğe %100 şükredip, hamd edip dua etmeliler. İşte yaşattıkları fetoları. Hı? Laikliğe karşı çıkıyorlardı. Hadi cemaatlerle Türkiye'yi idare edin bakayım. Orta Doğu'da nasıl koruyacağız? Hattı müdafaa yok, satı müdafaa var diyen bir Atatürk olacak mı? Yani Bursa'da kızım Akif bakıyor ki Ertuğrul Gazi'nin, Orhan Gazi'nin sandukası üzerindeki şanlı sancağımız, bayrağımız Trikopis ve Yunan askerleri tarafından çiğneniyor. Bir dalda bülbül figan ediyor. Eşin var, aşyanın var, baharın var ki beklerdin. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül nedir derdin. Yani bülbülün vatanı mı çiğnenecek figan ediyor. Vatanı çiğnenen benim diyor. Irzı, namusu, hürriyeti, özgürlüğü, mabedi, mezarı, sancağı çiğnenen benim. Sus ey bülbül diyor matem. Senin hakkın değil benim hakkım diyor. Benim hakkım diyor matem. Şimdi o bayrak orada çiğnendi. 9 Eylül 1922, ordular ilk hedefiniz Akdeniz, ileri emrini alanlar, kahraman Asya ordularının Cihangir torunları, isimsiz kahramanları Mehmetçikler yürüdüler. Akdeniz, Ege'nin soğuk sularına Yunan askerlerini, palikaryalarını döktüler. Aynı evin Atatürk'ün Trikopis, Konstantin'in kaldığı, Konstantin orada bir evde kalıyor. Evin merdivenlerine Türk bayrağı seriliyor. Konstantin Türk bayrağını çiğneyerek geçiyor.
9 Eylül'de İzmir düştüğünde aynı evde Atatürk misafir edilmek isteniyor. Bizim de yağcılar var, Atatürk'e yağ çekecekler ya. Bir Yunan bayrağını evin merdivenlerine seriyorlar. Mermer merdivenlere. Atatürk'ün çiğneyip geçmesini bekliyorlar. Atatürk diyor ki, bayrak milletinin namusudur, çiğnenemez. Evet. Kaldırınız diyor. Onlar hata etmişlerdir. Evet kızım, bayrak milletinin namusudur. Biz öyle bir milletiz ki, Cenab-ı Rabbül Alemin bu Türk milletine öyle güzel hasletler vermiş ki, her milletin ailesine, kızına, çağısına, çoluğuna, yaşlısına, tabiatına, ormanına, ağacına saygısı olan bir millet. Mabedine, sinagoguna, kilisesine karışmayan bir millet. Çünkü Kur'an ahlakıyla, peygamber ahlakıyla büyümüş bir millet. Helal süt emmiş anaların, nasırlı ellerin yoğurduğu topraklarda yeşeren buğdayla, undan yapılan eşkili ekmekle, katmerle büyüyen bir millet. Böyle mayası bozuk mayalarla büyümedik biz. Güzel, gedosu bozulmamış buğdaydan yapılan undan analarımız hamur yoğurdu, eşkili ekmek yaptı, yufka yaptı, katmer yaptı, kömbe yaptı. Biz onları helal yedik kızım. Onun için o dönemin milli mücadele 100 yıl önceki, 102 yıl önceki Mehmetçiklerin ruh haleti bugün Türk ordumuzda mutlaka vardır. Çünkü aynı ordu Mete'den beri 2500 yıllık bir kara ordu. Yani konudan konuya geçiyorum. Yo, estağfurullah hocam. Yani bağışla kızım. Estağfurullah hocam. Onun için Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa aldatan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Senin gül derini bilseydin bülbülün olurdum. Ya Rab beni daha evvel getirseydin ne olurdu? Evet. Dünyanın gidişatı hoş değil. İnsanlığın gidişatı hoş değil. Müslümanların gidişatı hoş değil. Zulüm var, gözyaşı var, kan var. Katliamlar var, soykırımlar var, kıtlıklar var. Dünyayı idare eden güçler parsellemişler. Büyük Orta Doğu projesiyle 102 yıl önce gerçekleştiremedikleri, yenemedikleri Türk ordusunu bugün kademeli kademeli sınırlarımıza konuşlandırdıkları PKK, PYD, Rus, Fransız, İngiliz, Amerikan askerleri Suriye sınırı. Esad bizimle barışacaksın. Fransız'a bir şey demiyorsun. İngiliz'e demiyorsun. Amerikalı'ya diyemiyorsun. Rus askerine bir şey. Yunan adam. İran askerine bir şey diyemiyorsun. Türk askeri orada konuşlanmak zorunda. Sınırlarımız kızım çok tehlikeli bir süreç halinde. Bugün 30 Ağustos. Bir hafta önce de 26 Ağustos'tu. Malazgirt'ten Kocatepe'ye. Çanakkale'den Kerkük'e, Kerkük'ten Doğu Türkistan'a, Bulgaristan'dan Afganistan'a, Halep'ten Rakka'ya, Afrika'dan Balkanlara, 1662'de geri çekildiğimiz şark politikası gereği geri adım atmak zorunda kaldığımız batı sınırlarından misak-ı milli sınırları içerisine sıkıştırıldığımız bir Türkiye var. Bu Türkiye 65 milyonun hepsinin namusudur. Zenginin de, fakirinin de, doğulusunun da, batılısının da, Edirnelisinin de, Sinoplusunun da, Hakkarlısında, Elazığlısında, Diyarbakırlısında, Tuncelisinde, Trabzonlusunda. Ayrım yapmayacak devleti idare edenler. Devletin meclisinde 600 vekil var. 600 vekil kaderde, kıvançta, tasada milli birlik ve beraberliği oluşturmak zorundadır. Biri milliyetçilikten, biri dinden, biri laiklikten, biri komünizmden, biri soldan, biri sağdan, biri bölücülükten nemalanmayacaklar.
Demokrasi herkese eşit vatandaşlık, adalet herkese adalet, hukuk herkese hukuk. İnsan sevgisiyle dolu olacağız, tabiat sevgisiyle dolu olacağız. Gençlerimizi donanımlı yetiştireceğiz. Bu coğrafyayı bu nesil koruyacak. Hiç ciddiye almadıkları internet nesli, Z kuşağı dediği nesil bu coğrafyada bu bayrağı dalgalandıracak. Her ne kadar şu anda psikolojik savaşla o neslimiz de Avrupa'ya evet. gitmek istiyorsalar da bu vatan onların vatanıdır. Dedelerinin kendine emanet ettikleri Çanakkale şehitlerinin, İstiklal Harbi şehitlerinin, Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kendilerine emanet ettikleri bir vatan var. Evet, sahip çıkma. Onun hocam için, bu noktada gençlerin umutsuz olanlar çok fazla var. Z kuşağı olarak adlandırılıyor dediğiniz gibi. Hangi kuşak olarak adlandırılırsa adlandırılsın. Gençlerimiz çok zeki. Düşünüyorlar, sorguluyorlar. Evet. Biraz aceleciler, sabırlı değiller. Biraz fazla daha kitap okumak zorundalar, araştırmak Doğru. zorundalar. Evet, hep bununla uğraşılmaz. Tık 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 tık. Ne var bunda? Biraz da yani yabancı öğrensinler, matematik, önemli. Fizik, kimya, biyoloji, tarım politikaları, hayvancılık, yeraltı, yerüstü araştırmalar, yüksek lisans doktora koşturacak bu nesil. Bu nesil ilimle buluşacak, ahlakla buluşacak, peygamberiyle buluşacak, ceddiyle buluşacak. Evet. Yani anne babasını bırakıp Avrupa'ya gitmek istiyor nesil. Keyfe bak ya. Ne var lan Alman'ın uşağı mı olacaksın sen? Hı? Ben ülkemde yavan ekmek yerim, gitmem Avrupa'ya ya. Gitmem, bu ülkeyi bu nesil bir gün idare edecek. Bir gün bu ülkede gelir adaletsizliğine son verilecek. İnşallah ben İbrahim Uzun olayım, bana 2-3 maaş vermeyecekler. Ben bir maaşla yetineceğim. Haramdan uzak kaçacağım. Kul hakkından uzak kaçacağım. Beytülmaldan uzak kaçacağım. Servetime servet edinmeyeceğim. Devletimi canımdan çok seveceğim. Bu ülkeyi karşılıksız seveceğim. Allah'a ve Resulüne bende olmak öyle ucuz değil. Allah'ım ben seni çok seviyorum diyoruz. Yalan söylüyoruz. Ülkemizi çok sevdiğimizi söylüyoruz. Neler yapıyoruz hocam? Ülkemizi çok sevdiğini söyleyenlerin servetini bir araştırsınlar. Bakalım ne kadar sevdikleri ortada. Şehitlerimizin, gazilerimizin canlarını verdikleri bu ülke için devleti idare edenlerin biraz saygılı olmaları lazım. Muhammed İkbal tam Pakistan'dan bu ülkeye sesleniyor. Yani Reuters ajansı öyle bir haber geçince Türkler savaşı kaybetmek üzereler. Yunanlar Ankara'da kutlama yapacaklar. 365 yıllık Osmanlı Abidesi Camii'nde bir cuma hutbesindedir kızım. Muhammed İkbal. Pakistanlı milli şair. O da aynı Akif gibidir, dertlidir. Kur'an aşıklısıdır. Hutbede diyor ki dua edelim. Türklere dua edelim. Yunanlar Ankara yakınlarında, top sesleri Ankara'dan duyuluyor. Yunanlara dünyanın her tarafından yardım var. Türkleri Allah'larından başka koruyacak hiç kimse yok diyor. Ümitsizce savaşıyoruz. İmkan lojistiğimiz ama iman yok. Var deniliyor ya hocam. Evet, lojistik gelmiyor arkadan. Silah yok, mermi yok. Yani mermimiz bitti denildiğinde süngünüz de mi yok diyor. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyor. Diyanet İşleri Başkanı Atatürk'ten iki kelam etmiyor. Yazık ya. Muhammed İkbal kadar da olamadı. Diyor ki Türklere dua edelim. Türkleri koruyacak Allah'larından başka hiç kimseler yok diyor. Cemaat farz namazını bir kısmı beklemiyor kızım biliyor musun? Hüngür hüngür cemaat ağlamaklıdır. Ağlayarak camiyi terk ederler. Pakistanlı kardeşlerimiz. Allah onlardan razı olsun. Evlerine giderler eşlerinin hanımlarının kollarındaki, boyunlarındaki altınları sıyırıp camın önüne çuvallarla doldurup Anadolu'daki milli mücadeleye gönderirler. Anadolu kıyameti böyle bir şeydir kızım. Kanunlarla verilen bir savaş, süngülerle verilen bir savaş, balkon demirlerini eritip kurşun yapan bir millet, arkasından lojistiği olmayan bir millet,
Onlara çikolatalar, konserveler geliyor, silahlar geliyor. Dünyanın her tarafından silahlar yardım ediliyor. Felek her türlü cefasını toplamış gelmiş. Yok mudur kurtaracak Bahtı Karamaderini? Felek her türlü cefasını toplasın gelsin. Bulunur kurtaracak Bahtı Karamaderini. Bulunur kızım, her dönem bulunur. Allah bu millete bu tür acılar, bu tür sıkıntılar, bu tür katliamlar bir daha yaşatmasın. Evler, çünkü o dönemde evler tünek olmuş, ötüyor bir sürü baykuş. Sesler duymaktayım, vatan tehlikede batıyormuş. Sahipsiz olan bir vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Evet kızım, süremiz ne kadar? Hocam var, bir 10 dakikamız kaldı. Evet, hep ben konuştum. Sorunuz varsa. Hocam şunu sormak isterim. Şimdi son yıllarda da Atatürk'e karşı böyle bir karalama kampanyaları başlatılıyor. Sosyal medyadan olsun, kaynaklardan olsun. Yani tarihimizi Türk milleti olarak, yetişen gençler olarak tarihimizi doğru kaynaklardan öğrenebiliyor muyuz? Kaynaklardaki bilgiler yeterli mi? Ne kadar doğru bir şekilde aktarılıyor? Kızım, 60 yıl önce imzaladığımız bir Fulbright anlaşması var Amerikalılarla. Talim Terbiye Kurulu'nun 8 evet. üyesi var. Talim Terbiye'nin 8 üyesinin 3'ü Amerikalı. 60 yıldır ne iş yapar bunlar? Niye gönderemiyoruz? Biz tam bağımsız bir ülke miyiz? Bu soruyu soruyorum buradan. Fulbright bürosu faal mi? Bu soruyu da soruyorum. Meclise herhangi bir milletvekili Fulbright bürosunun görevi nedir? Üyeleri kimlerden oluşur diye bir araştırma önergesi verebilir mi? Liderler müsaade eder mi? Çok önemli. Talim terbiyemizi kim dizayn ediyor? Kim? Yani Ali uyu, yat uyu, Ali koş, Ali top oyna. Allah Allah, Ali'yi uyutuyor. Benim kitabım oku diyor ilk ayet itiraf. Oku, evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla oku. Yunanlı bir İlkokul öğrencisi okula gittiğinde, başladığında Konstantin bizim, Konstantin bizim, bir gün alacağız mutlaka Konstantin bizim. Hedef veriyor. O da onun kızıl elması. Benim ülkemin gençlerinin ilkokul 1'e başlayıp üniversiteyi bitirene kadar devam eden gençlerimin kızıl elması nedir? Acaba bunların bir Turan ülküsü var mı? Türklerin yaşadığı bütün coğrafyalardaki Türklerin dertleriyle hemdert olabiliyorlar mı? Doğu Türkistan'dan haberdarlar mı mesela? Doğu Türkistan'da ne oluyor? Abdülkerim Saltık Burhan'la beraber toptan İslam dinine giren Doğu Türkistan halkı bugün Çin zulmüyle inim inim inlemektedir. Gazze'de bugün soykırım var. Tamam. Biz Gazze'ye, Filistin'e her dönem sahip çıkıyoruz. Her zaman mazlum milletlerin yanındayız, ezilen milletlerin yanındayız. Ama Filistin'e sahip çıkıldığı kadar hiç Kerkük'ten bahsediliyor mu acaba? Kerkük'te neler oluyor bu ara mesela? Kerkük'ün fener Kerkük, mum kimin? Yanar Kerkük. Mum yandı, fitil kaldı, korkaram söner ki. Osman Batur'un, İsa Yusuf Alttekin'in coğrafyası Doğu Türkistan'ında neler oluyor? Azerbaycan'ımda neler oluyor? Tamam, Karabağ'ı Türk Devleti Azerbaycan ordusuyla beraber gereğini yaptı. Güzel. Ama bu nesil, Allah göstermesin, Allah bu ülkeye bir kez daha Çanakkale gibi, Milli Mücadele yılları gibi, İstiklal Harbi yılları gibi bir varoluş, yok oluş mücadelesi verirse, bu Avrupa'ya gitme sevdalısı nesil, 16 yaşında, 15 yaşında, hey 15'li, 15'li, gidecekler mi acaba cepheye? Bu önemlidir kızım. Hep paralı askerlikle bir ülkeyi korumamalısınız. Ülkenizin bütün bireylerinin kalbinde bir eğitim verirseniz, ilkokuldan üniversiteye kadar, fen bilimlerinde beraber, ahlaki duyguları da beraber verirseniz
Yola kimse tükürmez. Yola kimse çöp atmaz. Kimse bir kız çocuğuna yan gözle bakmaz. Şu televizyonlarımıza bak, kim idare ediyor? Bu diziler ne? Bu diziler kimin dizisi? Ya erkeklere bakıyorum televizyonda, hepsi adam gibi giyinmişler. Sen benim evladımsın. Sucusundan öbürsüne kadar, artistine kadar, dizi filmlerine kadar. Ne oluyor yani, kızlarımızı ne yapmak istiyor bunlar? Üniversitelerimizde çocuklarımız anadan yürüyen, sanki şeyde bez kalmadı. Sümerbank'ta. Ya eğitimin de bir adabı vardır. Okulunda, sınıfında bir adabı vardır. İlmin de bir adabı vardır. Hani ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Onun için gençlerimize güzel ahlak veremezsek kızım, Allah göstermesin, biz bu ülkeyi ileride çok sıkıntılı süreçlerle zor koruruz. Çünkü misakin milli sınırların etrafı mayın tarlası. Öyle kimse İran'a, Miran'a güvenmez. İran fırsat bulduğu an dün Osmanlı'ya yaptığını yapar. Ordunun yarısını doğuda konuşlandırdı. Yavuz döneminde de öyle, Fatih, Kanuni, Batı'ya ne zaman sefere çıktıysak İran arkadan bize kalleşlik etti. Onun için ordunun yarısını doğuda konuşlandırdı Osmanlı. İran'ın, Fars'ın kalleşliğini durdurmak için. Irak sıkıntılı. Suriye sıkıntılı. Arzu Mevt sevdalısı İsrail sınırlarını Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Malatya'dan, Elazığ'dan, hatta Sivas'a kadar böyle bir ülküsü var. Onun kızıl elması da bu. Onun için bu katliamlara devam ediyor. Bizim nasırımıza basıyor. Sınırlarımızı ötesinde sözde bir PYD, PKK devletçiyi aslında 300 bin toplamayla bir şeyler yaptılar. Bu ileride İshak-ı Milli sınırları içerisinde bağımsız Türk devletinin geleceğini etkileyecek federasyondur, bilmem nedir. Onun için Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan çok kıymetli birinci sınıf vatandaşlarımız olan Kürt kardeşlerimize, onların yiğit evlatlarına, Kürt halkına büyük görevler düşüyor. İsrail'in oyununu Diyarbakırlı bozacaktır. Diyarbakır'ın torunları, Tunceli'li kardeşlerim bozacaktır. Urfalı, Şırnaklı kardeşlerim mutlaka bozacaklardır. Bir tane Türkiye vardır. O hepimizin namusudur. Onun için bu ülkeyi korumak bize farzdır. Bütün İslam coğrafyasının geleceği Ankara'nın birlik ve beraberliğinden geçmektedir. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun silah arkadaşları, şehitlerimizi, gazilerimizi ahirete intikal edenleri rahmetle, şükranla, minnetle anıyorum. Cenab-ı Rabbil Alemin Türk milletini kıyamete kadar Anadolu'da payidar eylesin. Saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sürçülisan ettiysem affola, ben de bir insanım. Selamünaleyküm. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, Fırat Masası programını buradan noktalıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle, esenle kalın.